Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bu videomda şaşkınlıklarımdan bahsedeceğim, dile getireceğim. Bir sürü insanla her gün sohbet etme fırsatı buluyorum. Instagram hesabımdan sık sık bana sorular yazan sevgili takipçilerim, sizler de şu an bu videoyu dinliyor olabilirsiniz. Çünkü oradan beni takip eden arkadaşlar çoğunlukla YouTube'dan bulmuş ya da tavsiye üzerine gelmiş oluyorlar. Allah hepinizden razı olsun. Ve ben orada sizlere büyük ailem diye hitap ediyorum. Bilenleriniz biliyorlardır. Size arkamda çok sevdiğim kitaplığımla hitap etmek istedim. Bugün umarım güzel bir video olur. Bana birçok soru soruyor. Özellikle bayan arkadaşlar, anneler ve diğerleri. Hiç fark etmez. Kadın ya da erkek, hepiniz benim ailemin bir parçasısınız. Birçok rahatsızlığından bahsediyor bana orada insanlar. Adını bile duymadığım hastalıkları öğrendim bu süreçte. Bir profesör gibi bir sürü şey öğrendim. İnanılmaz tecrübe edindim bu süreçte. Allah beni böyle bir yola koydu ve burada kulum senin işin bu insanlara destek olmak, bu insanlara yardımcı olabilmek. Ben de sana sen istediğin müddetçe ilmimden vereceğim ve artıracağım ilmini dedi. Elhamdülillah ben de bu yolda ilerlemeye ve sizlere hizmet etmeye gayret gösteriyorum. Fakat şöyle bir şeyle karşılaşıyorum. Çok ilginç bir durum. Bunu fark ettim. Herkes açlığı okumak ya da açlığı dinlemek istiyor. Fakat kimse açlık yapmak istemiyor. Kimsenin işine gelmiyor açlık yapmak. Sevgi Hanım, şuyum var, buyum var, şöyle derdim var, böyle saç dökülmem var, böyle cildimde problemlerim var, böyle sıkıntılarım var, eşimin şusu var, bizim kilo problemimiz var. İşte eşim çok kilolu, çok teri kokuyor. İşte bütün vücudunda kasık bölgesinde yaralar var ya da işte benim saçlarım çok dökülüyor, cildim perişan durumda, aşırı kilolarım var, işte başka rahatsızlıklarım var, iltihaplı eklem romatizmam var, dişlerimde hasar var, sorun var. Hepinizde vardır muhakkak bu tarz problemler, hepimizde var. Ama düzenli 3 günlük açlıklar yapmalısın ve bu aralarda da şunları 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 kullanmalısın. Sana şu ürünleri tavsiye ediyorum dediğimde ama ben aç duramam ki. Ama ben şunu yapamam ki. Bundan çok korkuyorum ki. İşte sizin bütün videolarınızı izledim ama açlık yapmaya cesaret edemedim. Yani insanlarda böyle bir şey var. İzleyip yapmış kadar oldum. Hani böyle bir yemek programı izleriz de yemiş kadar oldum deriz ya, işte ya da kokusunu duyarız, işte lezzetini öğreniriz, çok lezzetli olduğunu anlarız da yemiş kadar olduk. Yani açlığı da yapmış kadar oldum gibi bir şey oluyor yani insanların bu durumu. Okuyor, okuyor, dinliyor, dinliyor. İşte Instagram'da yazdıklarımı okuyor. YouTube'daki videolarımı izliyor. Bir film izler gibi izliyor, iç çekiyor. Ah keşke diyor, böyleymiş diyor, şöyleymiş diyor. Bunun da buna faydası varmış. Bunun da buna iyi geliyormuş. İyice öğreniyor ama yapmış kadar olmuyorsunuz. Bunu idrak edin. Açlık dinlenerek, açlık videoları izlenerek Sevgi Kul, Mahmut Dama ya da diğerleri, bu işe gönül vermiş diğerleri dinlenerek
yapmış kadar olunmuyor. Sadece izlemiş ve dinlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Yani ben zayıflıyorum ama siz zayıflamıyorsunuz. Farkında mısınız? Yapmış kadar olmuyorsunuz yani. Yapmış kadar olsaydınız dinlerken zayıflardınız. Dinlerken iyileşirdiniz. Dinlerken dinçleşirdiniz, enerjik olurdunuz. Ama olmuyor. Elinize tabağınızı alıp açlık videosu izleyerek olmuyor. Açlık terapisi bütün hastalıklara iyi gelebilir. Bunu denemeden bilemezsiniz. Düzenli bir şekilde açlık yapmak, uzun vadeli açlık yapamayabilirsiniz belki, cesaret edemeyebilirsiniz, anlarım ama her hafta 36 saatlik açlık yapabilmek çok da büyük bir olay değil. Ya da 3 günlük oruçlar tutabilmek çok da büyük bir olay değil, perişanlık değil. Ben aç durduğum zaman benim kan şekerim düşüyor. Şöyle oluyor, böyle ya, herkesin düşüyor kan şekeri. Herkes halsiz kalıyor. Kimse açlığa çok basit bir şey demedi. Açlık yani bu. Çocuğu hasta ve açlık yapılması gerekiyor. Çocuk bu ama nasıl açlık ya? Yani çocuk da ölmeyecek ki. Sen açlıktan öldür demiyoruz. Yani kısa yoldan böyle elinde bir sihirli değnek herkesin kafasına sopayla değdiren bir melek hayal ediyor olabilirsiniz sevgili kulu. Ama öyle bir şey yok. Elimizde değerli ürünlerimiz var. Birçok işi gören ürünler var. Birçok şeye fayda eden doğal bitkisel kürler ve ürünler, bilgiler, kadim bilgiler var. Çok değerli yağlarımız var ama gerçekten bir yola koymanız gerekiyor kendinizi. Yani konfor alanınızdan çıkıp başka bir yere doğru kendinizi sürüklemeniz gerekiyor. Konfor alanı dediğimiz şey adı üstünde konfor anlamına gelmiyor. Alışkanlıklarınız, acı da çekseniz vazgeçemediğiniz şeyler. Bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Lütfen, yani benim çocuklarıma arkadaşları bu saatte mi yemek yiyorsun? Yuh, oha gibi kelimeler söylüyorlar hala. Ama biz öğlen saat 1'den 2'den önce hiçbir şey yemiyoruz. Günde 2 öğün yiyoruz. Tek çeşit yiyoruz. Tek çeşit, günde 2 öğün ve otofaji yapıyoruz. Otofaji neydi? Günde 18 saat aç kalmaktı. 18 saat boyunca vücuda bir şey almamak ve hücresel beslenmeye geçmesini sağlamaktı. Bununla ilgili birçok videom var. Sevgi kul otofaji yazın, çıkar. İşte sevgi kul açlık yazın, 36 saatlik açlık oruçları, 3 günlük açlık oruçları, işte açlık oruçlarının faydaları gibi başlıklar yazarsanız benim ismimin yanına videolarıma ulaşabilirsiniz ya da videolar bölümünden en alttan sırayla başlayın. İzleyin ama izlemiş kadar, yani izlemek yapmış kadar olmak anlamına gelmiyor. Ürün alanlar bile düzenli kullanmıyor ve fayda görmeyi bekliyor. Düzenli yapılmayan hiçbir şey vücut tarafından kabul görmüyor. Düzenli yapmanız gerekiyor. Vücut düzenli yapılmayan her şeyi tolere edebilir. Mesela yılda bir kere, iki kere bir sinemaya gittiniz, işte eşinizle, çocuğunuzla ya da arkadaşlarınızla bir sinema ortamında, bir
aile ortamında size ikram edilen bir cipsi, bir kolayı ortamı bozmamak için yediniz. Vücut bunu tolere edebilir, görmezden gelebilir. Çünkü bunu her zaman yaptığınız bir şey değil bu. Bunu telafi etmeniz çok basittir. Ama her gün bunu yaparsanız vücudunuz bunu görmezden gelemez. Açlık da öyle. Düzenli yaptığınız otofajiler sizi ileriye doğru götürecektir. Düzenli yaptığınız her hafta 36 saatlik oruç sizi bir yere götürecektir. Ama ya 40 yaşına gelmişim bir defa 36 saatlik oruç yapmışım ve iyileşmedim diye. İyileşemedim Sevgi Hanım. Ben de yaptım bir kere 36 saatlik ama hiç iyileşmedim. Nasıl iyileşirsin ki? Onu görmedi bile vücut. Çünkü bir düzeni yok. Bir kereye mahsus vücut ona zulmedildiğini zannediyor. Bir kereye mahsus böyle bir şey oldu ve aç bırakıldım. Hayatınızı bir yere doğru götürebilmek için her şeyi değiştirmeniz gerekiyor. Yavaş yavaş ama bir anda olmaz. İşte kullandığınız kimyasal ürünleri değiştirmeniz gerekiyor. Cilt bakım ürünlerinizi değiştirmeniz gerekiyor. Şampuanınızı bırakmanız gerekiyor. Yediğiniz yemeği, zevklerinizi, lezzet algınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yapmış kadar olmuyorsunuz. Yapın arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın. Umarım faydalı bir video olmuştur ve sizi sallamıştır, sirkelemiştir. Yorumlara bir şeyler yazın olur mu? Sizleri çok özledim. Hoşça kalın.